İçeri gelmek ister misin? Bir şeyler içeriz. Sohbet ederiz. Hafta sonu iş gezisinde değilim, değil mi? Değildim. Bana yalan söylemek zorunda değilsin Fırat. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Ben senin karın değilim. Sen bana herhangi bir şekilde bir söz vermedin. Bana daha evlilik teklifi bile etmedin. Sana evlenme teklifi etmemi mi istiyorsun? Hayır. Yani sadece bazı şeyler daha net olsun istiyorum. Ne istediğini, ne düşündüğünü anlamıyorum. Ve bu işe zorla sürükleniyormuşsun gibi geliyor bazen. O zaman yarın gece hazırlan, güzel bir yemek yiyelim. Bazı şeyleri netleştirelim senin. Bak, hazır değilsen ya da istemiyorsan söyle. Böyle devam edebiliriz. Sorun değil. Evlenince içimden daha iyi, daha beklentilerine uygun bir adam çıkmayacağını kavradığın sürece benim için sorun yakar bak. Her ikisi de uyar. Karar senin. Nasıl yani? Aynı evde yaşamamız dışında ilişkimizde hiçbir şey değişmeyecek mi diyorsun? Böyle davranmaya devam mı edeceksin? Hadi Irmak. Senin için ideal bir koca adayı olmadım, sen de çok iyi biliyorsun. Ama beni hayatında tutabilmek için akıl dışı bir çaban var senin. Bilgi alabilmek için evime hizmetçi soktun. Her gün sana rapor veriyor. Telefonumu açtığım zaman 30 tane cevapsız aramanı görüyorum her gün ben seni. Sadece benim bildiğim ayda 3 kere benim yüzümden sinir krizi geçiriyorsun. Hala evlenmek istediğine göre şikayetin yok demektir. Sana aşık olduğum için bütün bunlara katlanmaya devam edeceğimi mi düşünüyorsun? Bana lütuf mu yapacaksın sen Fırat? Ya sen deli misin? Sevmediğin bir kadınla sen niye evlenesin ki, niye? Sorunun ne senin? Tamam desem kendimizi aynı çatı altında bulacağız evlilik cüzdanıyla ya. Ben sadece seni üzmek istemiyorum. Ama yine söylüyorum, karar senin. Sakin ol. Ambulans çağırıyor. Sakin ol. Gel gel gel. Ne güzelmiş. Güvenlik arıyor. Hırsız girdi desin tam olsun yani. Yok canım, sen de. Efendim? Ne? Alo. Nasılsın baba? İyiyim, iyi. Döndün mü sen? Evet, döndüm. Çarşamba günü de uygun. İstersen Irmak'ın amcasını ara da şu işi bitirelim artık. Tamam oğlum. Çok sevindim. Allah tamamını erdirsin. Aslan oğlum benim. En doğru kararı verdin. Thank you.
Evet, kahven. Teşekkürler. Yanına başka bir şey ister misin? Yok, ben aklım başımda olarak konuşmak istiyorum seninle. Seni dinliyorum. Irmak buraya geldi mi bilmiyor. Tamam. Fırat, iyi başladınız siz Irmak'la. Yani ilişkiniz adım adım yürüdü. Tamam, yani biliyorum benim kardeşim biraz aceleci davranmış olabilir bu ilişkide. Ama sen de kendini pek geri çekmedin yani. Doğru. Şimdi çarşamba nişana gelmeni istemiyor. Öyle mi? Öyle. Ne yapmayı düşünüyorsun? Biz de gelmeyiz o zaman. Ne yapalım? Murat, kanımı kurutma benim ya. Kanımı kurutma. Ne demek biz de gelmeyiz? Bu kızın vazgeçmesi için bir sebep oldu herhalde, değil mi? Senin o manyak hizmetçin gene abuk subuk şeyler söylemiş kıza. Tahmin ediyorum. Ben de onu o yüzden kovdum zaten. Aman isabet, aman isabet. Kızı habire sinir krizine sokuyordu. Deniz, bu tip bir ilişkiyi başlatan Irmak. Ben değilim. Kız sana güven duymuyor, ne yapalım? Sen de cana güvenmiyorsun. Ama bak ilişkin sürüyor hala. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Yanında iyi duruyor diye bir kadınla evlenilmez Fırat. Ayrıca canı karıştırma. Can her fırsatta beni sevdiğini söylüyor zaten. Bak, eğer Irmak'ı üzüysem özür dilerim. Sessizle çıkar giderim hayatımdan, tamam? Babama da söylerim, kasabaya geri döner. Senin sorunların var. Bal gibi biliyorsun bu ilişki biterse Irmak mahvolacak. Bunu kullanıyorsun sen de. Ben kötü biri değilim. Evlenmek için Irmak'a bir adım attım, sen de biliyorsun. Ama istemiyorsa istemiyordur. Benim yapacağım bir şey yok. Sen benden ne yapmamı istiyorsun? Ha? Bu ilişki biterse Irmak ölür. Ama iyi düşünmek lazım. Senden ayrılırsa mı daha kötü olur? Yoksa seninle evlenirsem? Ne oldu ufaklık? Zil çalmadı mı? Ne yapıyorsun burada? Ne kadar kötü bir hayatım olduğunu düşünüyorum. Bahar gelince aklıma ilk gelen şey bu. Deli misin, nesin kızım sen? Delisin, o kesin de niye böyle düşünüyorsun ki? Ne olacağımı hiç bilmiyorum. Ben söyleyeyim sana. Bir kere fıstık gibi bir kız olacaksın. İki, sınıf birincisi olduğuna göre çok başarılı olacaksın. Şahane bir mesleğin olacak. Üç, bir çocuğu kendine fena halde aşık edeceksin. Ama biraz büyümen lazım. Hadi bakalım okula. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.